Amazon tıpkı Google gibi kendine öz bir algoritma ile çalışıyor. Biz bu algoritmayı da A9 algoritması diyoruz. A9 algoritması tamamen bir makine öğrenme algoritmasıdır ve satışın dönüşümü üzerine odaklanmıştır. Genellikle Amazon A9 algoritmasında satıcılar çok fazla bilgi sahibi değildir. Çünkü Amazon bununla ilgili çok fazla bilgi paylaşmaz. Sadece deneme yanılma yöntemiyle biz A9 algoritmasını anlayabiliriz. Burada da genellikle çok fazla dönüşüme odaklı olduğunu düşünmemiz doğaldır. Örneğin biz satış yaparken oluşturduğumuz katalogda yani ürün listesinde çok fazla satmak, çok fazla dönüşüm elde etmek hedefinde bulunuruz ve Amazon da bunu bilir. Dolayısıyla A9 algoritmasının çalışma mantığı tamamen çok basit, yüksek talep ve yüksek dönüşüm üzerinedir. Siz dönüşüm optimizasyonunu yaparken bunu göz ardı etmeden uygun fiyatı sağlamalı, başarılı bir ürün detay sayfası hazırlamalı, fiyatlandırma stratejinizi yani lansman fiyatıyla normal satış fiyatınızı iyi ayarlamanızı ve pozitif yorumlar, fazla sayıda pozitif yorumlar almanız oldukça önemlidir. Bu sizin A9 algoritmasındaki en yüksek dönüşüm odaklı çalışmanız olacaktır ve A9 algoritması da bu çalışmayı destekleyeceği için ürününüz her zaman üst sıralarda çıkacaktır. Bu örnekte olduğu gibi ürününüze mutlaka varyasyon, boyutlar, renkler bunları mutlaka varyasyon olarak girmeniz gerekiyor eğer varsa tabii ki. Ve mutlaka da bu tüm varyasyonlu ürünlerin hepsini ürün sayfanızda detaylı bir şekilde fotoğraflarla göstermeniz gerekiyor. Bundle seçenekleri önemli. Bu şu anlama geliyor. Örneğin siz bu işte bebeklerin yemek yediği bir kap yanında bir kaşık veriyorsanız eğer bu kaşığı da mutlaka bundle olarak eklemeniz ve ürün fotoğraflarında da bunu bir promosyon olarak verdiğinizi göstermeniz gerekecektir. Ücretsiz kargo sunulması önemli. Eğer FBA yapıyorsanız zaten Amazon müşterilerine ücretsiz kargo seçeneği sunuyor ama FBM yani dropshipping yapıyorsanız da sizin ücretsiz kargo sunuyor olmanız önemli olacaktır. Kupon ve promosyonları da mutlaka ürün sayfanıza yerleştirmeniz gerekiyor. Bunu da birazdan anlatacağım size. Öncelikle fiyatlandırma yaparken yani ürün lansmanı esnasında ve ürün lansmanından sonra bu fiyatlandırmaları çok iyi planlamanız gerekecek. Örneğin bir ürününüz var ve fiyatınız 19.95. Yani 19.95'e sattığınız zaman kar ettiğinizi düşünüyorsunuz ama çok yeni olduğunuz için ve yeni bir lansman yapacağınız için rakiplerinizin önünüze geçmeniz gerekiyor. Bunun için de bir pazarlama bütçesi ayırmanız gerekecek. Lansman fiyatı olarak eğer 9.95 verirseniz normal fiyatınızın 10 dolar aşağısında kalırsınız ama bu 10 doları da bir pazarlama bütçesi olarak değerlendirmeniz gerekecek. Çünkü sizin ortalama 45 günlük bir lansman süreciniz olacak ve bu 45 günlük süreçte ne kadar çok fazla satış yaparsanız, ne kadar çok fazla yorum alırsanız A9 algoritmasının gözüne o kadar çok girersiniz ve gelecek satışlarınız da o kadar fazla artmaya başlar. Ürün incelemeleri çok çok önemli bir konu bu algoritmada. Çünkü 25 üzerinde bir ürün değerlendirmesi sahip olmanız gerekiyor. Ortalama 4 puan ve üzeri puan almanız gerekiyor. Ve olumsuz yorumlarınızı bir yönetim sürecine girmeniz gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Eğer siz ürününüzle ilgili bir müşteriden olumsuz bir yorum aldıysanız mutlaka o müşteriye mesaj göndererek olumsuzluğa yol açan problemi gidermeniz gerekiyor. Onu memnun etmeniz gerekiyor. Güzel ve yumuşak bir dil kullanarak olumsuz yorumunu müşteriden kaldırmasını rica etmeniz gerekiyor. Bu oldukça önemli bir yönetim sürecidir. Bu sizin gelecek satışlarınızı olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Ürün başlığı oluştururken mutlaka ve mutlaka 200 karakteri geçmeyin. Alakasız
bir cümleden bağımsız sadece keyword içeren şu yukarıdaki örnekteki olduğu gibi sadece keyword içeren ürün başlıkları girmemeniz gerekiyor. Oldukça alakalı bir ürün başlığı olması gerekiyor. Yani siz bu kelimeleri mutlaka ürün başlığında kullanmak istiyorsanız bir cümle içerisinde geçirmeli ve 200 karakteri geçmemelisiniz. Anahtar kelime yoğunluğu ve dengesi oldukça önemli. Bu yoğunluk ve dengeyi şöyle ayarlayabilirsiniz. Sizin eğer 3 tane ana anahtar kelimeniz ve 5 tane alt anahtar kelimeniz varsa ana anahtar kelimenizi ürün başlığında geçirin. Ürün description yani açıklama alanlarında ise yine bu 3 ana anahtar kelimenizle beraber 5 alt anahtar kelimenizi de geçirin. Yani tüm anahtar kelimeleri başlığa yığmayın. En çok aratılan, en çok arama hacmi yüksek olan büyük anahtar kelimeleri başlıkta kullanın. Hem böylelikle gereksiz bir kalabalık yaratmamış olursunuz. Hem de alt anahtar kelimelerle beraber ana anahtar kelimeleri ürün açıklama alanlarında kullanacağınız için de bir denge oluşturmuş olursunuz. Bu oldukça önemli bir detaydır ürün listesi optimizasyonunda. Yüksek arama hacmine sahip olan anahtar kelimeler her zaman başlık içerisinde yer almalıdır. Ve arama sonuçlarında rakiplerinizden ayırt edilebilmek için mutlaka ürününüzü satışa tetikleyen kelimeler ekleyin. Bu her ürüne göre değişen bir konu olduğu için spesifik bir örnek veremiyorum ama bu sizin ürününüzle alakalı ve siz ürününüzü tanıdığınız için neyin çok sattıracağını bilirsiniz. Örneğin ürününüzde pil vardır, pilli bir üründür ve rakipleriniz ürününü pilli satmıyordur. Siz pilli satıyorsunuzdur. Siz işte ücretsiz piller kutu içerisindedir diye ürün başlığınızı eklediğiniz zaman ne olur? Arama sonuçlarında ayırt edilmiş olursunuz ve alıcılar, müşteriler sizi daha avantajlı olarak görüp sizin ürününüzü almayı tercih ederler. İkinci bir önemli konu da ürün optimizasyonu yaparken ürün detay sayfasında yer alan Search Terms bölümünde mutlaka ve mutlaka anahtar kelimeleri, ana anahtar kelimeleri ve alt anahtar kelimeleri aralarında boşluk bırakarak girin. Birçok satıcı virgül koyarak anahtar kelimeleri girmeyi tercih ederler. Ancak virgül sizin çok fazla yerinizi kaplar ve virgül kullanmak da çok gereksizdir. A9 algoritması buna çok dikkat etmiyor. Virgül kullanmadan sadece boşluk bırakarak anahtar kelimeleri Search Terms'e girebilirsiniz. Ve bu bölüme girebildiğiniz kadar anahtar kelime girin. Ama en tepedeki alanlara mutlaka ana anahtar kelimenizi ve alt anahtar kelimelerinizi girin. Sonrasında da ise daha az aratılan ama ürününüzle alakalı anahtar kelimeleri girin. Kesinlikle rakiplerinizin asil numaralarını girmeyin. Rakiplerinizin marka ismini işte Adidas, Nike gibi çok bilinen tanıdık marka isimlerini asla ve asla Search Terms bölümüne girmeyin. Bu sizin ürününüzün listesinin Amazon tarafından kapatılmasına yol açar. Anahtar kelime tespit ederken her zaman ekstra bir yazılım kullanmayın. Amazon'u kullanın. Ürününüzün birkaç kelime yazdıktan sonra, ismini yazdıktan sonra zaten Amazon'da en çok aratılan anahtar kelimeler alt alta listelenecektir. Burada yüzlerce, binlerce kelime bulabilirsiniz ama en çok aratılan anahtar kelime her zaman en üsttedir. Eğer 3 tane ana anahtar kelimeniz varsa bu bölümdeki 3 ana anahtar kelimeyi alıp kullanabilirsiniz. Geri kalanlar ise sizin alt anahtar kelimeleriniz olacaktır. Bunları da Search Terms bölümüne tek tek aralarında boşluk bırakarak girebilirsiniz. Ürün optimizasyonunuzu bu şekilde tamamladıktan sonra optimizasyonunuzu tetikleyecek yani başlığınıza ve description bölümüne girdiğiniz anahtar kelimeleri tetikleyecek satışlar almanız gerekiyor. Bunun için de ana anahtar kelimeleriniz ile çevrenize ya da arkadaşlarınıza ürününüzü satın aldırın. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Örneğin ana anahtar kelimeniz green tea ise Amazon.com'a green tea yazıldığında ürününüzün kaçıncı sayfada çıktığını bulun. Örneğin işte 30. sayfada çıkıyorsunuz ve 30. sayfanın 5. sırasındasınız. Arkadaşlarınıza deyin ki green tea yaz. İşte 30. sayfanın 5. sırasında benim ürünümü göreceksin. Benim ürünümü satın al diyebilirsiniz.
Bunu ne kadar farklı kişiye yaptırıp bu anahtar kelimeyle satış yaparsanız çevrenize organik olarak satış olduğunu kabul eder. A9 algoritması ve sizi yavaş yavaş yukarı taşımaya başlar. Zaten Amazon sizi yukarı taşıdıkça artık organik satışlarınız da o anahtar kelimelerden gelmeye başlar. Burada size başarılı bir ürün optimizasyonu örneği gösteriyorum. Burada bu ürünü satan satıcı ana anahtar kelimesini başlıkta yazmış. Alt anahtar kelimelerini ve ana anahtar kelimelerini de yine tanım, description ve bullet point alanlarında belirtmiş. iPhone 7 Plus kelimesi ana anahtar kelimesi ve case diğer kelimesi. Gördüğünüz gibi tüm bu kelimeleri başarılı bir şekilde kullanmış ve ürün fotoğraflarını da gayet güzel ve şık bir şekilde buraya yüklemiş. Ürün fotoğraflarında da optimizasyonunuzu tetikleyecek olan önemli bir detay var. Bu da ürün fotoğraflarınızın arkası mutlaka beyaz olmalı. Ürün fotoğrafları mümkün olduğu kadar HD kaliteli olmalı ve kare bir fotoğraf olmalı. Ölçüleri de 1000 piksele 1000 piksel olmalı. Bu detaylara dikkat ederek ürün fotoğrafları yüklerseniz eğer diğer tüm anlattığım detaylarla beraber mükemmel bir ürün sayfası oluşturmuş olacaksınız ve Amazon sizin A9 algoritması sizin yaptığınız bu işlemi kusursuz olarak nitelendirecek ve her zaman pozitif artı puan verecektir. Bu da diğer başarılı bir ürün. Özellikle en başta bahsetmiş olduğum işte diğer satıcılardan sizi ayıran flash kelimeler bulun demiştim. Örneğin burada yazmış Premium Gift Box demiş. Yani özel bir hediye kutusu olduğunu belirtmiş. Kişi bunu satın alırken bunu göreceği için ve bunu hediye etmek istiyorsa eğer bu müşteri için bir avantaj olacaktır ve satın almayı tetikleyecektir. Bunları mutlaka dediğim gibi bu örnekte olduğu gibi eklemeniz çok önemli. Şık bir sayfa oluşturun. Bullet point dediğimiz bu alanlarda mutlaka detaylı ve güzel açıklamalar yapın. Anahtar kelimelerinizi mutlaka geçirin. Başlık anahtar kelimeleri, bullet point anahtar kelimeleri ve en altta bulunan description'daki bulunan anahtar kelimeler birbiriyle uyuşsun. Çok fazla tekrar etmesin. Çok fazla spama düşmesin. Ama bir uyum içerisinde olsun. Az olsun, öz olsun ama çok aranan anahtar kelimeler olsun. Böylelikle ürününüz her zaman yukarı çıkacaktır. A9 algoritmasını tetikleyen en büyük etkenlerden bir tanesi de kuponlardır. Advertising bölümünde kupons alanına girdiğiniz zaman ürününüz için bir miktar kupon oluşturabilirsiniz. Bu sizin pazarlama bütçenizle alakalı bir şeydir. Örneğin %20'lik bir kupon dikkat çekeceği için %20'lik bir kupon oluşturabilirsiniz. Kupon oluşturduktan sonra Amazon sizin ürün detay sayfanızda bu kuponunuzu gösterecek. Aynı zamanda arama sonuçlarında da ürününüzün hemen yanında bunun bir %20'lik bir indirim kuponu var diye gösterecek ve farklı turuncuya değişik bir renkli göstereceği için müşteriler tarafından da fark edilir olacaksınız ve ürününüz daha fazla satar duruma gelecek. Şimdilik optimizasyon için anlatacaklarım bu kadar. Diğer videoları da izleyin. Görüşmek üzere.